Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Cabir bin Abdullah'ın bahçesindeyiz ve bu mucizelere şahit olan mekanda Peygamberimizin geldiği, ziyaret ettiği kesin olan, Resulullah'ın ayaklarının bastığı, Peygamberimizin ziyaret edip kendisinde dinlendiği, burada oturup Cabir'in ikramını, Cabir'in radıyallahu anh Efendimizin kendisine hediyesini, ikramını kabul ettiği mekandayız. Cabir bin Abdullah'la ilgili asıl mühim olaylardan birisi de o yemeğin çoğalması mucizesi. Cabir bin Abdullah Hazretleri, Hendek onun mahallesi olduğu için, Hendek kazılan yer, o diğer Müslümanlarla birlikte, o 2000 civarındaki Müslümanla birlikte Hendek kazanların içindeydi. Gidiyor, geliyor, evi de hemen burada. Yani 150-200 metre Hazreti Cabir'in evi, yine yakın. Resulullah 3 gün, bazı rivayetlerde 2 gün ama hiçbir şey yemediler. Yok çünkü Müslümanlar, yok. Nasıl yok? Market yok. Nasıl yok? Ürün yok. Yiyecek gıda yok. Zaten hurmadan başka ne var ki? Diğer meyveler, sebzeler alacak para yok. Pazardan almaya kalksanız, pazara mal gelmiyor. Yani her şey yetişen bir yer değil ki. Hazreti Cabir radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin ve ashabın 2 gündür hiçbir şey yemediklerini kendi de bildiği için beraber çalışıyorlar. Değil mi? Beraber iş yerinde çalışırken arkadaşımız ne diyor? Ben yemeğe gidip geliyorum, bir yarım saat bana yerime bak diyor. Veya yemek saati geldi, hadi yemeğe gidelim diyor. Biliyoruz yani yemek yendiğini, namaz kılacağız. Ezan okundu, ben şu namazı kılıp geleyim diyor iş yerinde arkadaşımız. Birbirimizi biliriz. Evde ailemiz bilir, akşam yemeği yendi mi yenmedi gibi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın aç olduğunu bilen Cabir Resulullah'a dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biliyorum ki siz de Müslüman kardeşlerimiz de çok zor durumda. 2 gündür hiç kimse bir şey yemedi ya Resulallah. Evimde küçük bir oğlak var. Küçük bir oğlak, keçi yavrusu yani, bildiğiniz keçi yavrusu. Ey Allah'ın Resulü, müsaadeniz olursa onu kesip size hediye etmek, size ikram etmek istiyorum ama bir ricam var ya Resulallah, ne olur. Yani yanınıza çok sevdiğiniz, çok acıkmış, çok vücudu zayıf düşmüş, en zor durumda olan 5-10 kişiyi geçmesin. Çünkü o yemek inanın 3-4 kişiyi anca doyurur, hadi biraz daha azar azar yesek bile 10 kişiyi doyurur. Ne olur ey Allah'ın Resulü, ben bir eve gideyim, evi hazırlayayım, oğlağı keseyim, hanım da hazırlansın yemeği. Şöyle birkaç saat sonra ben de sizi davet edeyim. Peygamberimiz tebessüm etti. Cabir, Allah malına mülküne bereket versin dedi. Olur. Kardeşlerine ikram et. Hazreti Cabir sevinçle geldi. Peygamber evimize gelecek. Hanımına dedi ki, müjdeler olsun. Resulullah'ı davet ettim. Ama evde bir şey yok ki. Şu oğlağı keselim. Ama evimizde bir tek oğlak var zaten. Olsun dedi. Bugün değilse ne zaman ki? Resulullah'a ikram etmeyeceğimiz malın bize ne faydası olur? Peygamberimize ikram edeceğim ben dedi. Resulullah'ı eve çağırdım. Annemiz de peygamberimiz bereketiyle gelir. İyi yapmışsın dedi. Hazreti Cabir kardeşlerim oğlağı kesti. Annemiz yemeği hazırladı. Hazreti Cabir koşarak Resulullah'a geldi. Aradan 3-5 saat geçti diyelim. O arada yorgun düşmüş, çalışmakta olan 2000'e yakın Hendek kazan Müslümanlar, 6-7 gün sürdü çünkü, Hendek kazan Müslümanlar kardeşlerim çalışıyorlardı. Peygamberimiz Cabir, tamam ya Resulallah, kimi istiyorsanız hani şöyle sessizce bir bir çağıralım ki onlarla hani herkes görmesin,
ayıp olur bir de. Değil mi? Bugün bile nezaket kuralları içerisinde, milletin içinde birine hadi yemeğe gidelim desen, orada kalanları çağırmadığımız için suçluluk duymuyor muyuz? Allah Resulüne, yani siz istediklerinizi sessizce bir işaretle veya bir haberciyle bizim eve çağırsanız dedi. Resulullah olur dedi. Bilal-i Habeşi'yi çağırdı. Bilal dedi. Arkadaşlarına seslen. Bilal'in sesi çok gürdür. Yani öbür siperlerin öbür başlarındaki insanlar bile duyarlar. Dedi ki seslen arkadaşlarınıza. Herkes onar onar yarım saat arayla misal. Yarım saat arayla onar onar Cabir'in evine gelsin, Cabir sizi yemeğe çağırıyor dedi. Hazreti Cabir nasıl utandı? Nasıl utandı? Ya Resulallah bu 2000 kişi dedi. Bir oğlak yeter mi? Sen git eve dedi. Hanımına söyle yemeği pişirsin, kazanıyla beraber koysun, kapağını açmasın dedi. Hazreti Cabir Resulullah'tan emir yani yapacak bir şey yok. Koştu eve geldi. Hanımına söyledi. Hanımı Resulullah Efendimizin emri üzerine yemeği hazırca sofrada koydu. Peygamberimiz her gelen 10 kişiye besmele çekin diyordu. Besmele çekin. Sağ dizi dik kırarak, sol ayağının üstüne oturarak Peygamberimiz yemek yerdi. Genel olarak öyle bağdaş kurarak mideyi böyle kazan gibi genişletmezdi. Olabildiğince küçültür o. Yani şöyle dizinizi kırıp sol ayağınızın üstüne oturarak. Peygamberimiz Aleyhisselam onar onar onları o şekilde oturtuyor. Kapağın, yemeğin kapağını bizzat Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim diyor, açıyor. Allah'ım bu ordu İslam'ın ordusudur. Bu ordu senin dininin ordusudur, senin yolunun ordusudur. Allah'ım ne olur bu kardeşimizin ikramıyla bu kardeşlerimizi rızıklandır, karınlarını doyur. Bizi sula, bizi doyur, bizi yedir, bizi içir. Bereket veren, rızıkları yaratan sensin. Allah'ım diyor Peygamberimiz böyle güzel dualar ediyor ve gelen o 10 kişi o yemeği yiyor, kalkıyor, Peygamberimiz kapağı kapatıyor. Sonra 10 kişi daha, sonra 10 kişi. Cabir bin Abdullah bin Amr Hazretleri diyor ki radıyallahu anhuma, vallahi Hendek'teki herkes o yemekten yedi ve biz o yemeği bitiremedik diyor. Bereket, peygamberlerin mucizesi haktır kardeşlerim. Peygamberlerin mucizesi haktır kardeşlerim. Allah Resulü'nün bir mucizesine daha şahit oluyoruz. Az bir yemeğin nice büyük toplulukları doyurduğuna. Onun için Allah'ın bereket ihsan ettiğine inancımız hiç sarsılmasın. Allah bugün de nice darda kalmış, nice aç insanları Rabbim dilerse doyurur. Bizi imtihan ediyor ki siz kardeşlerinize yardım edecek misiniz? Açlıkla da dener, yoklukla da dener. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ demiyor mu? مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ korkuyla, açlıkla, mallarınızı, canlarınızı noksanlaştırarak Allah denerim demiyor mu? Evet, Bakara suresinde öyle söylüyor. Hazreti Cabir'in çoğaldığı mucizenin yaşandığı bahçe, Peygamberimizin namaz kıldığı, Resulullah'ın oturup suyunu içip burada yemek yediği ve o Yahudilere, alacaklılara hurmaları bizzat Peygamberimizin dua ederek dağıttığı bahçe, Medine'de Hendek civarında Cabir'in bahçesi işte burası. İstedik ki berekete ihtiyacı olan çok Müslüman var. 20 kişiye yetecek yemeği pişiriyoruz, 4 kişiyle yiyemiyoruz. İsraf ediyoruz. Bereketi ortadan kaldıran israftır Müslümanlar. Hele Ramazan, gündüz boyunca sevap kazanıp oruç tutanlar, akşam iftar ederken israf ederek bütün sevaplarını çöpe atmasın, ne olur? Ne olur? Hele o restoranlarda, kardeşlerim tabağın yarısı yenmiş, at çöpe. O bir lokma ekmeği sizin beğenmeyip
şekerim yükselir, tansiyonum yükselir deyip yarısını bölüp yarısını çöpe attırdığımız o ekmeği yeryüzünde bulamayan milyonlarca Müslüman var, milyonlarca insan var, milyonlarca hayvan var, milyonlarca kedi var, kuş var. Kardeşlerim, israf eden asla bereket bulamaz. Önce biz israfımızı azaltacağız hayatımızda, sonra Hazreti Peygamber'in o duası gibi biz de dua edip Allah'tan bereket isteyeceğiz. Rabbim evlerinize, ömrünüze bereket versin. Ramazanın hayrını, nurunu, feyzini, bereketini evlerinize, kazançlarınıza doldursun Allah. Hazreti Cabir'in mucizelerini yaşadığı bu bahçeden Allah sizin ömrünüze, hayal etmediğiniz, bilmediğiniz, beklemediğiniz yerlerden kudretiyle Allah ihsanlarda bulunsun. Allah'ın ihsanı, Allah'ın lütfu, üstünüze olan nimeti Allah'ın artsın, eksilmesin. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Allah hastalarımıza şifa versin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.